Merhabalar sevgili dostlar, Darıca Bayramoğlu'ndan selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza şöyle başlayalım. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, yani bugün neleri ben sizlere paylaşacağım. Sarı oksalis var, komşum hediye etmiş, onu göstereceğim. Çok güzel açmış şu anda. Özel tür aldığım sardunyaları diktim, şöyle aşağıdan bir bakın. Onlara yakın kadraj bakacağız tabii ki balkondan. Hemen alt kısımda yine bazı türler var, başlamış açmalara. Şöyle bahçe renklenmeye başladı. Yeşillikler, çimler de bayağı güzel canlı bir renk ihtiva etti. Etmeye başladı daha doğrusu, canlanmaya. Ayı pençeleri bu sene oldukça çok büyüdü bir yerlerde. Onlara da değineceğiz ama ben sizlerden bir ricam olacak. Yani vakti olanlar izlerken kalem kağıt alsın. Hangi çiçekleri bahsettiysem onları not alsın. Bakalım bu videoda kaç tane çiçek zikretmiş olacağız, sizlere göstermiş olacağım. Tabii ki çiçeklerin yazı, baharı, kışı, işte mevsimi var. Canlı olduğu mevsimler var. Tabii ki hepsi aynı anda renkli olmuyor. Kimisi rizom halinde, kimi yeni bitmiş büyüyor, kimi çiçekte, kimi solmuş. O şekilde gördüklerime, yani daha doğrusu yoruma dikkat değiyorsa eğer, o şekilde dile getireceğim. Yani illa onları saysam, zaten özellikle saysam çok vakit alır. Onu çok iyi biliyorum. Bir gün ben elime kalem kağıt aldım, hangi çiçekler var diye yazmaya başladım. 300'e geldiğimde bıraktım arkadaşlar. Yani tam netleştiremedim. Mümkün değil bu. Çünkü kimisi de gelip geçmiş oluyor, gitmiş oluyor. Yani birçok çiçeği de hani kaybettim ben. Kimisini tekrar fırsat oldukça alıyorum. Kimisini alma gereği görmüyorum artık. Kimisini bakamıyorum. Bende olmuyor. Vazgeçiyorum. O şekilde. O yüzden ilgilenenler, yani yapabilenler şey yapsın, yazsın bakalım kaç tane çiçek ismi zikretmiş olacağız. Evet, yeni aldığım sardunyaları göstereceğim. Yeni böyle biten türler var yerlerde. Haziran, özellikle Haziran'a ektiğim zaman öyle olmuyor, kendi kendine çıktığı zaman koruyorum, onları göstereceğim, çok seviyorum. Hani o mutluluğumu sizlerle paylaşmış olacağım. Bu arada mavi çiçekleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hava açtı, bakın uğur böceği var, arılar var çiçeklere konmakta. Bu gördüğünüz zeytin çalısı. Evet, listenin başına zeytin çalısını yazarak başlayabilirsiniz. Bol çiçekli, kışında çiçekli olan bir tür. Evet, tekrar edeyim, buralarda kışı çok yaşamadık bu sene. Dolayısıyla bitkiler de onun keyfini sürmekte. Şimdi şu gördüğünüz mesela frezya, arpa çiçeği de deniliyor halk dilinde. Onlar da tomurcukta, muhteşem kokulu, hoş kokulu bir tür bu. Soğanlı bir türdür ve baharın ilk renklerinden, çiçeklerindendir. Ben sopasını da diktim ama bir ip o anda bulup da şöyle bağlama fırsatı bir türlü bulamadım. Böyle saldı, böyle kaldı. Sopayı da almam lazım oradan. Evet, frezya demişken ilk açacak olan burada sarı. Şöyle şu saksıda. Şöyle bakın, bunun da salkım, böyle çiçek, tomurcuk başakları. Böyle çok hoş. En alttan başlıyor tabii ki açmaya, böyle uca doğru gitmekte. Ama gerçekten çok güzel bir kokusu var. Sedum palmer. Sukulent türdür arkadaşlar ve kışa en dayanıklı olan sukulentlerden biridir ve kışın böyle açar, açmaktalar. Bol çiçekli birkaç yerde var bahçenin. Evet, nergisler var, laleler. Daha bazı yerlerde laleler de var ama daha açmamış, ama nergisler başladı. Onlara kadraj tutacağım derken gitmeden bergenyaları şöyle görüyorsunuz. Pembe prensesler gibi. Bergenya'da kış ortancası da denilmekte bu çiçeğe. Kışında böyle çiçeklerini açıyor. Yani bayağı oldu, 1-2 aydır bu çiçekler var. Şu anda son raddede diyebilirim, bol demetler var, çiçek demetleri.
Şöyle bakabilirsiniz. Bu çiçek de birçok tür gibi dipten ayırma ile artar. Mesela şöyle, mesela uzatmış rizomunu, şurada olmuş. Şunu ayrı alıp dikebiliriz ve almam da gerekiyor orada, çünkü alıp yürüye yürüye gider, diğer yerleri kapatır. Hemen şurada doğal bir tür var. Bunu Bilecik'ten Emrah Şener kardeşimin gönderdiği doğal türler vardı birçok. Dağ sümbülü deniliyor. Doğal bir sümbül. Böyle seyrek oluyor çiçekleri ama rengi mavi mavi. Çok hoş. Birkaç tane var burada. Bakın bayağı mavi. Şöyle aralarda. Şunlar nergis, uzun olanlar. Onların yaprakları böyle. Bakın soğanlı. Şöyle gelelim ve orada ilk açan çiçeğini gördüğümüz Erengül var. Bunun rizomunu dikerken göstermiştim size. Adana'dan Şenel Güler hanımefendinin bana hediye olarak gönderdiği doğal bir tür. Tomurcukları da görüyorsunuz. İlk açan çiçekler ve bakın burada da var. Onlar da tomurcukta ve hemen dibinde ne çıkmış? Evet, Haziran. Çok sevdiğim, beni böyle güzel duygulara sevk eden bir tür. Bunun hikayesi de yani anlatmışımdır onu kendi özel videosunda. Şimdi hepsine ayrı ayrı değinemeyeceğim çünkü mümkün değil onca hikayeyi, onca çiçeği bir videoya sığdırmak. Evet, daha sümbülü dedik. Bakın fidelerden biri burada, şebboy fidesi. Kediler de boş durmuyor bu arada. Şöyle kaldırayım. Bazı türün, bakın 1 Haziran'da burada var. Bunlar çok güzel. Şunlar civan perçemi arkadaşlar. Dereotu gibi benziyorlar. Arada bu boşmuş. Şöyle yapalım. Bu gördüğünüzde şey, Japon şemsiyesi arkadaşlar. Daha önce göstermiştim. Sapını kesiyorsunuz. Üç çiçek kısmından suya daldırıyorsunuz. Oradan böyle büyüdü, kök verdi. Bir daldan, bakın bir şemsiyeden şöyle bir sürü şemsiye çıkmış bile. Nilüfer havuzundaydı. Ben böyle aldım. Şöyle devam edelim. Bir de bir, yine bir arkadaşımız kır menekşelerini yakın plan göster dedi. Kışın poz mu veriyorsun sen orada? Çok güzel çıkıyorsun ama çok. Evet, kır menekşesi hemen dumanın yanında. Duman. Tatlım benim. Evet. Kır menekşeleri en yaygın, çok bulunanı bu tür arkadaşlar. Mor. Şöyle bakın, çilek gibi uzanıyor. Bol miktarda kök uzatır ve oldukça olduğu yeri tutar, sarar. Ben biraz söktüm aslında buradan ama yine de tek tük bırakıyorum ama olan da yürüyor. Aslında tamamen de almak istemiyorum, boş kalmasın diye. Böyle buralarda var. Yani biraz ayıklamam lazım. Bu arada balkon elime de vuruyor. Balkon bahçedeki süsenleri ben buralara aldım. Buraya ve şu yan tarha. Burada bir Alman süsenimiz vardı. Onun yeri şurası olacak. Burada onu da biraz dağıttım zannedersem. Ve şu anda hangisi, hangi fide onlara ait ama bakın şöyle büyüyor. O da soğanlı. Süsen, iris. Aynı demek arkadaşlar. Şöyle aralarda şu da Haziran diyeceğim ama yok. Haziran'a benzese de bu çörek otu oldukça her yerden çıkabiliyor. Dağılan çörek otları çok rahat çıkıyor. Bu arada alisyum kraliyet halısı. Bu kış boyu da böyle çiçekli. Özellikle beyaz olan türü çok yaygın ama renklisini de böyle küçük viyollerde almıştım. Bazı saksılarda var. Çok hoş görünüyor. Kokusu çok hoş. Ve aralarda, evet, bunlar çörek otu. Hemen size kendiliğinden biten şöyle yerde şöyle gidelim. Bakın şurada mesela. Şöyle begonvilleri koyduğum yerde. Hemen şurada bir Haziran fidesi görüyorsunuz. Hem burada durur mu? Güzel olur. Olur zannedersem Harun Bey'i de uyaracağım. Hani ot zannedip kesip almasın. Bir de iki tane şurada var. Bunlar da burada mı durur? Haziran biliyorsunuz bittiği yerde büyürse çok boylu olabiliyor. Ama toprağını sarsmadan koca toprağı ile birlikte alırsak başka bir yere nakletme imkanımız var. Bakın burada bunlar çok hoş. Evet, buradakileri de göstereyim. Hemen bergenya, yani kış ortancalarının, şu güzelliklerin hemen
önünde yine Haziran. Bunu herhalde ellemeyeceğim, burada büyüsün. Arkayı kapatıyor büyüyünce ama orada onların açmasına bunlar da açar zaten. Yani bu dediğim erengüller. Bakın şurada bir saksı da çıktı. Yine Haziran. Bakın yaprağına, çörek otuyla daha farklı yaprakları. Burada gleyol var, büyümüş ve içinde çok değer verdiğim fidelerden. Evet. Şöyle bakın. Bu ne? Yüksük otu fidesi. Şu çan çiçeği, bakın şu daha şey, çan çiçeği karışmış böyle. Bakalım bunlar hangisi kalır, hangisi devam eder. Hemen yanında yılan yastığı böyle saksıya konumlamışım. Bazı yerlerde de tarhlarda var. Yılan yastığı ve turna gagası denilen, kaya çiçeği de denilen tür. Çiçekleri solmaya da durdu. Kışın açıyor, dayanıklı bir tür. Yaprakları böyle. Şöyle baktıktan sonra felisyalar başladı. Onları da kadra tutayım. Bakın mavi mavi, muhteşem, güzel. İlerleyen haftalarda bakın bol bol tomurcuk da yapmış. Çok güzel. Burayı süsleyen bir güzellik. Şöyle saksı da. İçinde acem halısı var. Onlar da baharda açıyor. Bakın bir haseki küpesi var. Bu saksı da aslan ağzı çiçekleri var. Ve içinde glayöller. Aslan ağzı demişken hemen şuradaki aslan ağzı 2-3 yıllık, belki 4 yıllık. Gayet bu yerini sevdi. Başka bitkiler de zarar veremedi. Dolayısıyla böyle çiçeklerini de açıyor. Böyle bunları ben fide halinde seralardan aldım. Hemen yanında bakın bir haseki küpesi. Şöyle baktıktan sonra yine bir haseki küpesi. Yine bakın bir aslan ağzı da burada. Bu da geçen yıldan olabilir ama ben bu yıl aldığım aslan ağzı fidelerini şimdi göstereceğim ne durumda. Üst zeytin ağacının, kapı önünde zeytin ağacının altında. Şöyle kır menekşesi. Şimdi size bende aslında fuşya rengi de var bunun. Mavi beyaz var. Maviler biraz ketum. Ben size onların rizomlarını göstereceğim. Henüz yaprak da yapmadılar. Güneş göremediler belki. Nergislere de şöyle göz atalım. Arka tarafta. Arka değil de eğilince yoruluyorum arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Şu tarafta. Hemen gideyim oraya ama şeyi unutmayalım. Mavi olan kır menekşesini unutmayalım. Bakın gümbür gümbür geliyor. Ne bunlar? Bunlar şebboylar, yeşil olanı, düz yeşil. Şimdi ben bunu çok net bilmiyorum ne renk. Yani mor diye tahmin ediyorum ama başka renklerde de çıkıp beni şaşırtabilir ama bakın bu katlısı. Şimdi katlı olacağını böyle anlıyorum tomurcuğundan. Az önce gördüğümüz yalın kat. Bakın yapısından anlıyoruz. Şöyle tutayım, net görün. Daha böyle oval, sivri gidiyor. Bakın burada nergisler çıkmış, küçük boyluları var. Minik minik. Ve yine o doğal sümbüller. Dağ sümbülü. Evet. Küçük küçük sarı sarı nergisler ve sümbül. Bunu gösterdim geçen size yine ama bakın şimdi daha solmaya da başlamış. Hemen şöyle iri olanı da göstereyim. Nergis solmuş olan burada. Ve bu maydanozumu göstereyim size. Bakın bunu dallarını aldık. Yine böyle büyümüş. Yine alacağım. Hatta ne düşünüyorum biliyor musunuz? Maydanoz ektiğim yerdeki maydanozları da böyle köküyle alıp böyle bazı güneş gören noktalarda diksem. O tarafta pek yer yok. Bakın burada kır menekşeleri var. Osmanlı çimi dikmişim. Girmişler birbirine. Bir de şu gördüğünüz ezan çiçekleri biraz sökeceğim onlardan. Çok iç içe oldular. Şunu da tahmin ediyorum. Çünkü biraz böyle fazla yapraklı. Palyaço çiçeği dediğimiz saparaksis. Evet onu da not alın. Saparaksis palyaço çiçeği. Hayran kalı nasıl bir güzellik. Bende moru var ama birçok rengini Aynur Çen rengini satıyordu. Satışını yapıyordu arkadaşlar karışık olarak. Bu gördüğünüz açmadı. Açmayacak mı bilmiyorum. Açması lazım. Göl soğanı. Göl soğanı böyle farklı bir tür. Bakın burada bir pasiflora çıkmış. Ellemedim. Belki birine veririm. Mavi beyaz olanı doğal. Çok arsız olan türü. Bunu birine veririm diye böyle duruyor. Yine nergisler, sümbüller, sedum palmerler.
Maydanozu saymayın, bitki sebze olarak geçiyor arkadaşlar. Diğer çiçek türlerine yazabilirsiniz. Bu da dereotuna benziyor. Bir de rezene var, o mudur biraz karıştırdım. Bu papatya. Papatyanın birçok türü var. Bu da kolay bir yerlerde çıkıyor. Derken ben geriye döneyim. Ama dönmeden önce sakallı dil denilen çiçeği göstereyim. Bunun bilimsel adı neydi? Şu anda hatırıma gelmiyor. İnşallah açtığı zaman muhteşem olacak. Bir kök ayırıp fide yapmıştım. İyi ki yapmışım. Ve evet, burada ayırıp kök kenarından, rizomlu olduğu için kenarından ayırıp dikebiliyorsunuz. Bunu o şekilde çoğalttım. Bütün çiçeklerde illa çoğaltma eğilimi oluyor. Yapmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz Bauhaus'tan aldığım beyaz renkli şakayık, rizomlu şakayık arkadaşlar. Şöyle tomurcuk yapmış ağaç şakayıkı yine bir köşede. Onu da bakacağız. Yaprakları epey yapraklandı ve yapraklar açılmaya başladı. Şöyle bodrum papatyalarında değinmeden etmeyelim. Çok güzel oldu. Mor olanı en dayanıklı olan türü arkadaşlar. Bodrum papatyalarında iklimimizde en çok dayananı o. Diğer renkler birazcık daha hassas. Zaten kendisi aşırı don olduğu zaman dayanmıyor. Bunu biliyoruz. Bu da Nergis. Boynunu eğmiş. Şöyle. Evet, diğer pembeli olan şey boylarımız. Hatmigül yaprağı. Şöyle Yasemin, Arap Yasemin'i. Şöyle gidelim size. Şunu da göstereyim. Punch tata diyorduk ya, kampanula. Punch tata. Şurada o yenilebilen türlerden bir ot var. Onu çıkartalım ve herhalde durduğu yerde bir ayçiçek tohumu düşmüş ki büyük ihtimal odur. Çıkmış yanında ve ayçiçekleri burada da çıktı arkadaşlar. Bakın. Bunlar epey büyüdü. Size küçük yeni çıkarken de göstermiştim. Ve burada yine haziran. Şunları koparmıyorum. Biliyorsunuz ısırgan yeniliyor. Onları yemek yapacağım zaman. Yani yaparsam kopartacağım. Orada durmayacak tabii ki. Evet, şimdi gidelim. Gölgem de görünüyor bu arada. Bakın. Kır menekşesi böyle. Buraya tohum mu düşmüş? Rizom mu? Yürümüş, nasıl olmuş? Şöyle mavi olanı ışığı da görmüş, açmış. Bakın yaprakları kalp gibi. Ve sütleyenler de şu anda güzel zamanda. Bunu köyümüzden aldım. Öyle bir sütleyen. Bunun daha küçük otsu türü var. Çok oluyor, her yerde olur. Ama bu birazcık daha böyle boylu olan, güzel bir görsel oluşturan sütleyen. Hemen heleboruslara geçelim. Şöyle onları da bir kadraj tutalım. Bakın çok güzel. Bunu da köyümüzden aldım. Bunun birçok renkleri olabiliyor. Çok güzel bir çiçek aslında ama bayağı da pahalı. Onu da söyleyeyim. Doğal olanından aldım. Birkaç yerde konumladım. Şöyle bakalım. Acem halısı büyüyor. Şöyle şu saksılara bir bakalım. Az önce gösterdiğim papatyadan yine epey büyüyor bunlar. Şöyle. Bu saksılara baktığımızda ortanca dalı dikmiştim. Böyle tutmuş. Bu süs adaçayı mavi ya da fuşyadır. Şu anda bilemeyeceğim rengini. Bir ortanca da burada var. Bakın dalından çok rahat tutabiliyor. Burada soğanlı bir şeyler var ama ben şu anda onları bilemiyorum. Ve burada ne var? Çok sevdiğimiz mavi çiçekli mavi unutma beni. Aman unutmayalım, az daha unutuyordum. Bakın bu sedef çiçeği tohumları vardı burada dökülmüş, size göstermiştim. Epey bir büyümüş. Bakın burada düşmüş, burada kocaman olmuş. Buradan şöyle araya düşmüş, oradan büyümüş geriye doğru. Bakın ortancanın dibinde ne kadar büyür bilemiyorum. Şu hardal otu zannedersem. Şöyle alisyum kraliyet halısı mor mor gösterdim ben bunu. Gül. Gül size nasıl yapalım? Burada ne göstereceğim? Bunlar başka bir saksıdaydı. Haseki küpesi buraya aldım. Bakın bu margarit papatya. Bodrum papatyası dalı alıp dikmiştim öylesine. Bakın tutmuş, çiçek de açacak. Genelde saksılarda boş yerler varsa hemen oraya dal dikiyorum. Evet, aşkın gözyaşı hala güzel. Hatta çok güzel açmış şu anda.
Şöyle bakmış olalım. Sakız sardunyadan da bahsedelim, bu güzelliği. Tabii yeni aldım, bu sene aldım. 1-2 ay, 1,5 ay falan oluyor. Çok güzel, fışya, pembe. Güneşi de gördükçe muhteşem güzel duruyor. İki renk bir yerde. Böyle aşağıda süsenler. Bakın bunlar geçen seneden açmamış olan sedef çiçekleri. Sedef otu değil, sedef çiçeği ve yeni diktiğim süsenler. Bakın bunlar, şu gördükleriniz hazirana benzese de bunlar çörek otu. Her yerde büyür. Bakın şunlar aster. Asterler böyle büyüyor. Naneler var arada ve civan perçemleri böyle. Bunlar civan perçemleri. Şu saksıdakiler Hüsnü Yusuf. Şu da eşek kulağı, yine köyden aldım. Bunlar da tomurcukta, bakın. Çok güzel. Böyle. Köyden aldığımız boynuz otu beyaz. Onları da göstereyim ben size. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Duman o tarafta. İki tarafa konumlamışız. Aslında ara ara ekmişim de. O iki grup güzel görünüyor ve şu anda güneş de var. Çok güzel açmışlar. Boynuz otu deniliyor. Şu anda güzel görünüyor. Çok naif, narin çiçekleri, yaprakları. Şöyle bakın. Bunu paylaştığımda bundan yemek yapılıyor, kavruluyor falan dediler ama şimdi ben buna kıyamam ki. Böyle. Yani şuradakine de şöyle bakalım. Gölgemi de geri almaya çalışıyorum. Şöyle. Evet. Köyde fındıklıktan aldığım türlerden. Evet. Cezayir menekşesi. En sevdiklerimden, dayanıklı, kaliteli, güzel bir tür. İki renkli olanı. Böyle güzel ve orada Heuchera'm başlamış, tomurcuk yapmış. Şöyle gösterelim de bakayım, şöyle alayım da. Şöyle tutayım. Tomurcukta uzun süre çiçekli kalabiliyor. Yeni çiçek tomurcuğu da var. Bu da gün güzeli Beykozlu amcadan. Beyhan kardeşim buradan. Seyhan, pardon, karıştırıyorum. Beyhan, Seyhan karıştırıyorum. Bunlar da biten, evde biten soğanlar. Bunları dikeceğim. Ay, maydanozları gösterecektim size. Evet, gün güzeli. Onu da kaydedebilirsiniz. Yine alisyum, yani kraliyet halısı. Şunu da göstereyim ben size. Bu gördüğünüz Efe püskülü. Şöyle tomurcukta pembe pembe gördükleriniz tomurcuk büyüyüp çiçek açacak. Bir tane açmış bir yerde. Hemen gideyim onu size göstereyim. Şuradaki bodrum papatyasını göstereyim. Büyük saksıya aldım arkadaşlar. Şöyle bakın. Güneşi gördükçe çok güzel olacak bunlar. Şöyle haseki şebboylar var ve sarı kız. Şöyle bakın, sarı kız asıl dallar şöyle kuruyor. Geçen senenin dalları. Bunları kesmem gerekiyor. Bakın yeni dallar böyle yeşeriyor, büyüyor. Bu gördüğümüz çalı türlerden güzellik çalısı abelya ve muskariler, Arap sümbülü. Onlar da başladı, birçok yerde var. Evet, tekrar bu bölüme geldik. Neden? Efe püskülünü size göstereceğim. Burada açmış daha önceden. Şöyle. Bakın renk renk. Böyle enteresan bir çiçek bu. Sukulentimsi bir tür ama havadan aslında besinini alır. Yani bulunduğu yer çok önemli değil, saksısı. Bunu ben burada yere dikmiştim. O şekilde. Şöyle küpeli bu durumda. Çok güzel büyüdü son zamanlarda. Ve karanfili gösterelim. Bu mini karanfil. Başka türleri de var. Zaman zaman gösteriyorum size. Evet, unutma beni. Burada saksıda daha önce de göstermiştim. Şimdi yine bakın arkadaşlar. Büyüyor. Bu kenarından ayırıp dikebilirim, artırabilirim. Yani belki yaparım. Bundan bir tane ayırıp belki dikerim. Bakın yine Hüsnü Yusuf. Şöyle Hüsnü Yusuf'lar, yanında şebboy fideleri, haseki küpeleri, yer minesi arkadaşlar. Bakın bunlar da farklı türde olabiliyor. Bu ince yapraklı, bir de daha kalın yapraklısı var. Bu da kaplan çiçeği arkadaşlar. Fazla mı sulamışım bilmiyorum. Kaplan çiçeği sarı ve kırmızı renklerde geçen sene bol bol açtı. Bu arada pamuk su içiyor. Kuşum, kuşum, su mu içiyorsun?
Şunu göstereyim, abutilon. Ağaç küpesi denilen. Bunu da yazanlar için diyorum, illa yazmadan etmeyelim tabii ki. Ağaç küpesinin böyle farklı bir türü. Ama abutilon yazarsanız yeterlidir herhalde. Ne oldu? Annesi o. Pamuğun annesi. Duman. Yavrun o senin. Ne günlerimiz vardı arkadaşlar. Kedilerle bir videom var. Tamam kuşum. Tamam annem. Tamam. Oy kurban olurum ha. Orada 5 tane yavrusu. İşte biri de bu papatyaydı. İşte onların hikayelerini falan anlatmıştım öyle. Evet, internetten süsen almıştım. Şu bahçe, ay hep bahçe diyorum, cennet bambusu arkadaşlar. Bunu da şöyle yazın çit bitkisi olarak da kullanılmakta. Böyle meyveli hali çok güzel görünüyor. Ayı pençesini de yazın kocaman. Birçok yerde var. Onları sökeceğim zaten. Evet, geçen bir arkadaşla konuştum. İnternetten aldığım renkli. Çok değişik renklerde aldım ama açtığı zaman anlayacağız gerçekten renklerde çıkacak mı? İnşallah çiçek açar da renklerini gösterirler. O süsenlerim burada işte. Yine ayı pençeleri. Evet, geçen kışa doğru yaptığım şeyler yaprakta, gül. Kimleri kuru ama bakın bazıları inşallah olacak, umut vaat ediyor. Şöyle size kış hanımelisini göstereyim. Kış hanımelisi bilmezler. Ben bunu bir yerde rastladım. Kokladım. Çok güzel bir kokusu var. Yani çok bir çiçeği yok ama kokusu çok güzel. O kadar çoktu ki böyle yığınla bir yerde dal almıştım. Daldan tutturdum ben bunu. Böyle çiçekleri var. Hanımeli zaten benziyor da, yaprakları da olsa şöyle yaprak yapısı bakın benziyor. Kış hanımelisi denilmekte. Bir lavantamız var burada. Lavanta olması için çiçek açması, şey, güneş görmesi gerekiyor. Biraz güneşi alamıyor bizim buralarda. Süs ayvası diyorlar. Biz süs elması da diyoruz. Bahar dalı diyoruz. Böyle bir bitki bu da. Böyle bu zamanlarda böyle çiçeklerini açıyor, devam ediyor arkadaşlar. Bunlar aslında yerini bulup bir yerlere konumlarsak çok güzel kendilerini ifade edecekler ama işte bu imkanımız o kadar yok. Bu dağ çiliği dediğimiz, şu anda meyveleri böyle arkadaşlar. Arbutus, Unedo. Bir daha kışa doğru olur. Yaz biter. Şöyle gidelim. Nereye gidelim? Şuraya papatya konumladım. Çünkü önceki yıllarda güzel olmuştu. Şimdi bilerek konumladım. Şöyle ayı pençesi önümüzde. Nergisler bu sene istediğim performansı göstermedi gerçekten. Daha iyi bir görüntü bekliyordum. Biraz açtılar ama geçtiler. Hemen önünde ahududu, frambuaz bahçesi. Size görüntülemiştim. İnşallah canlanacak galiba. Dallarda sanki şöyle tomurcuk var. Evet. İnşallah olacaklar ve arada bakın oldukça çok çörek otu var ve ben bu boşluğa, yani bu frambuazların arasına fideleri şaşırtırken buralara koydum. Bakın büyüyorlar. Bunlar ne fidesi? Şebboy. Ah! Açıyor. Beyaz mı? Pembe mi? Beyaz mı? Bakın küçük boyuyla açacak. Bakın bu aslan ağzı. Aslan ağzı da vardı aralarında. Bakın bu düz yeşil ve arada gelincik. Bu da yeniliyormuş ama ben kıyamıyorum. Gülay Hanım'la doğa harikaları çiçekleri tanıtırken bu gelincik otunu da bakın burada da, hatta tomurcuk da yapmış. Kocaman. Bayağı var. Burada dökülmüş demek tohumlar. Bakın buralarda bayağı var. Gül var burada. Isparta gülü kokulu. Onların önünde. Bakın aslan ağzı. Hiç ellemeyeceğim. Burası çok renkli olacak arkadaşlar. Bakın şebboylar. Ben burada bir de bir yasemin var. Bakın böyle ince çiçekli. Buraya böyle gömmüştüm. Tutmuş galiba. Tutacak. Hiç ellemezsek olur. Ezan çiçeği sarkıyor. Yine çörek otu. Ve şöyle yukarıya doğru papatya. Buradan nereye geldik? Burası baharda çok renkli olan bir köşe şebboylarla ama işte yeniden dikersek edersek hepsi kalmadı, bazıları gitti.
kayboldu maalesef. Şöyle çıkalım buradan. Şakayık ve ne gördüm? Ben bunu şimdi gördüm arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Şakayık'ın tomurcukları. İnanın şimdi gördüm. Şöyle bakarsanız sizler de fark edeceksiniz. Evet, bir 15 gün sonra birazcık daha rengini belki gösterir. Böyle yavaş yavaş büyüyüp. Evet, bunu böyle takip etmek çok güzel. Evet, oradan geldim arkadaşlar. Yukarıya çıktım bu tarafa. Şöyle biraz bakın, yapraklar açılmış dedim ama tomurcuklar da oluşmaya başlamış. Harika bir güzellik arkadaşlar. Bu başlı başına muhteşem. Çok seviyorum. Ve Cezayir menekşeleri, onlar da açacaklar. Çok güzel görünüyor ve bu gördükleriniz şebboy. Arada farklı türler var. Bakın, salot kaldırak denilen şöyle tomurcuk yapıyor. Çok fark edilmiyor ve aralarda fesleğen, papatya, ballı baba. Şöyle şifalı türlerden. Bunu çoğaltıp diktim bu taraflara arkadaşlar. Birkaç yere konumladım. Bu gördüğünüz portakal nergisi de diyorlar. Ama aynı safa. Aynı safa daha özel bir isim oluyor. Portakal nergis deyince nergis soğanlı bir tür. Ama bu böyle dallı, çok şifalı bir tür kullanılmakta. Ve yine şebboylar. Bunlar çok kıymetli. Bakın tomurcuk yapıyor. Biraz dallar eskiyor işte, kalanlar. O yüzden her yıl yetiştirmek gerekiyor. Üzerine titrediğim çan çiçeği inşallah gitmez. Ve bakın gala çıkıyor aralarda. Bu da her yerde çıkabiliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Tohum mu uçuyor? Nasıl oluyor hiç anlamıyorum. Bakın tomurcuk şebboyda inşallah olacak. Bu da saksıdaydı. Buraya konumladım. Bodrum papatyası. Bakın tomurcuklar geliyor şebboylarda. Portakal nergisi. Sedefotu da tomurcukta. Bakın şöyle sedefotu bitkisi. Gül var orada. Biraz etrafını açmam gerekiyor. Şurada da olmalı. Bakın bu aslan ağzı. Aslan ağzı fidesi. Yine şebboylar. Ben buralarda hasekiler de işte korumaya çalışıyorum. Kimileri gitti ama bazıları duruyor. Yeni fideler de diktim. Bakın şöyle küçük. Arada boşluklara koyuyorum. Çan çiçeği çok güzel. Yine aynı safa şebboy. Şöyle ve sedum palmer ağaç arasında. Şöyle gidelim, galayı göstereceğim, bir tane açmış. Evet, ondan önce şuraya bir bakalım. Daha önce gösterdiğim çuhalar arkadaşlar. Bakın böyle bu durumdalar. Evet, saksıda aldığımız gibi bırakırsak aynı canlılığı korumuyorlar. Böyle bakalım ne kadar gider. Şurada şöyle döneyim hemen. Şurada alisyum ile birlikte mor çok güzel görünüyor. Şöyle. Evet, doğal çuhalar, mart çiçeği denilen köyümüzden aldıklarımızı şöyle sıralamıştım. Sıralı açtılar işte. Kimileri açmamış, hepsi açsa. Şurada da var. Evet, mart çiçeği diyebilirsiniz, çuha diyebilirsiniz. Bir haseki burada inşallah devam eder. Ve bunlar Afrika zambakları arkadaşlar. Sevgi, şefkat çiçeği, agapanthus. Onu da yazabilirsiniz. Tabii bu zamana kadar söylediğim bütün çiçekleri yazabilirsiniz ama bunu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi gala. Galayı şöyle açmış. İlk bahçemde açan şimdi bu sene bu. Saksıdaydı. Ama bunu Sadife Yaman'dan almıştım. Belki farklı çıkar. Belki biraz küçükmüş gibi geliyor bana yapısı. Bilmiyorum. Hemen burada nakkaş sarmaşığı. Onu da yazın. Bazen bu betonlarda böyle aralarda çıkar. Duvar diplerinde kendiliğinden çıkar. Bu çörek otu. Malta eriği. Malta eriği yazmıyorsunuz arkadaşlar. Lampranthus ya da Delosperma, adını tam netleştiremediğim çiçek, güneşi ışığı güzel aldığı için gül dalına taktım onu orada. Acem halısını da yazın. Bakın buradan aşağı sarkmış. Hanım eli. Hanım eli birkaç tür var. Şöyle çuhalara biraz daha şöyle bakalım. Güzel güzel, çok tatlılar. Hosta.
Ağustos zambağı denilen hostalar. Şu anda hiç göremiyorsunuz ama yazabilirsiniz. Burada saksılara diktim, yeni diktim onları. Aslında dikiliydi de toprağını değiştim. Bizim toprak sorunumuz var. Ve lilyum, şöyle bir tane lilyum çıkmakta orada. Böyle bu masayı hatırlarsanız diğer taraftaydı. Buraya aldırttım. Dedim Harun Bey'e, burası boş, burada güzel olur, ışık alıyor. Şöyle bakın, bizim ışığa ihtiyacımız var bitkilerle ilgili. Dolayısıyla mümkün olduğu ölçüde ondan yararlanmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen şurada sarı görülenler, oksalis, uyuyan yonca, uyku çiçeği denilen ya da yonca çiçeği. Bunu komşumda gördüm. Bir fide alacaktım, bana saksıyı verdi. Tabii ben onu buraya diktim. Ayrıca alıp, ama ben bunu aşağı alayım da size doya doya göstereyim. Çok güzel görünüyor. Bakın aşkın gözyaşı oradan aşağıdan yukarıya nasıl. Bir de muskariler burada çok güzel. Bakın başladılar onlar da. Böyle Arap sümbülü de deniliyor. Aslında ben daha böyle mavimsi olanını almıştım. Onlar dönüştü mü? Daha açmadılar sonraki yıl. Brillantı göstereyim. Gül şöyle. Brillant. Ve şu İspanyol sümbülü galiba. Bir açsınlar bakalım. Bu arada şey de var. Yağmur zambağı, zifirantes. Bakın bunlar ince yapraklılar. Onlar yazın diye dile getiriyorum. Ceylan gözlerini yazabilirsiniz. Mor yıldızı yazabilirsiniz. Poligala yazabilirsiniz. Bodur acem borusu, sesbenya. Böyle bunları da dile getireyim bari bahçemde mevcut olanlar. Şey yapmış olursunuz. Başka fil bahri, poligalayı söyledim, yasemin, tek olabilir, mine, çalı mine olabilir. Evet, şöyle aşağıya aldım. Şöyle bakın, iri iri çiçekli. Ben de daha önce Perihan abladan aldıklarım vardı, gül mor katlı. Onlar daha kısa boylu ama bunun böyle boyları uzun uzun ve limon sarısı renkte oksalisler arkada. Çuhalar görünmekte. Böyle baktıktan sonra şöyle şunları da değinelim arkadaşlar. Bunlar güzel hatun çiçeği, amaralis dediğimiz, böyle büyümeye başladılar. Bunun en büyük düşmanı salyangozlar. Ve hemen şurada sada itaatkar çiçeği denilen tür arkadaşlar. İtaatkar çiçeği. Bakın bir kekik türü. Yine şöyle büyüyor amaralisler. Bir dal bahçe külü var arkadaşlar. Onu da yazabilirsiniz. Burada da var bahçe külü. Ateş dikenini hemen yazabilirsiniz. Tavşan elması. Gülleri söylemeyelim ayrıca. Şöyle yine oksalis, yonca çiçeklerinin pembeleri. Çalım yine. Şöyle şu manzarayı bir alalım. Balkon bahçeye geçeceğiz. Diğer özel tür sardunyaları gösterecektim daha. Şöyle bakın, bu arada ben söyleyeyim. Gelin çiçeği sarmaşığı, solanum, laksum var. Onu da dahil edelim. Paşa bıyığı ağacı var. Kelebek çalısı. Şu anda çalı tür olduğu için kelebek çalısı, bakın bayağı derin budadım. Beyazı, moru. Birçok rengi var. Mavisi, sarısı başka yerlerde. Yani bende yok da. Klematisi gösterecektim. Bilmiyorum vakit olur mu? Bir hayli vakit şey yaptı. Şöyle tomurcuklar çıkıyor ama gömdüğüm vardı, onu gösterecektim. Bu da kantaronun, sarı kantaronun orman bitkisi arkadaşlar. Şöyle çalı tür, büyük sarı çiçekler açmakta. Şöyle buz çiçeği arkadaşlar. Şöyle bakın, begonvil. Birçok türü var da ben hani isim zikrediyorum size. Orada şu anda görünmeyen ne var? Lespedeza tumbergi var. Yani Japon üçüzü diyebilirsiniz. Leylak ağacım geliyor. Başka, evet, Pandora yasemini şu anda çiçeksiz. Pasiflora. Şimdi böyle devam edelim. Hani gözümden kaçanlar vardır muhakkak. Çim zambağı var. Bakın böyle. Bu da Lysi 1030 arkadaşlar. Gizemli kız. Evet, bu gazanya arkadaşlar. Düz yeşil renklisi de var. Bu katlı turuncu gazanya. Kanalar var. Canna da deniliyor.
Şöyle gidelim. Bakın bahçe külü. Şurada Duranta var. Şöyle küpelileri söyledik. Şunu da söyleyelim ya, çilek begonya. Şöyle bakın çilek begonya. Fakat onu şurada durutmuştum arkadaşlar. Şu galanın arkasında bakın oradan uzamış dallarını çilek gibi atarak burada fideler oluşmuş. Onu da görün. Arada yine helleborus Noel gülleri var. Noel gülü. Gleyol de yazabilirsiniz. Galayı gördünüz. Şöyle ezan çiçekleri. Şöyle çıkalım bakalım. Süs ada çayı farklı renklerde. Şunu da söyleyeyim. Mahmuz çiçeğin de aşk merdiveni, kasımpatı, taflan ve buraya diktiğim şeyleri size aslan ağzı bahsettim ya, fideler. Bakın şöyle. İnşallah açacaklar. Daha önce de görüntüledim ama bakın şimdi bayağı bir kapsamlı şey yaptılar. Arka tarafta galalar ve Düzce'den Sevgi Hanım, buradan selamlarımı söyleyeyim. Onun bana küçük minik olarak, fide olarak getirdiği marullar bunlar. Buradakiler güzel oldu. Ama Harun Bey ilaç yapınca bunlara da geldi. Biraz tereddütlüyüm. Yiyebilir miyiz diye. Zaman mı geçecek o konuda tereddütlüyüm. Bakın bunun adını şimdi çıkartamayacağım. O da bir sukulentimsi tür. Evet, balkon bahçeye çıktım. Melisa var. Şöyle, evet, kışı güzel geçirdiği için oldukça boylu. Japon gülleri var birkaç renkte. Şöyle gelelim. Meksika petunyaları, çuhalar yine burada da. Bakın bu bir kekik türü. Farklı ve çok güzel şu anda. Yanında yine bir Japon gülü. Bakın burada da bir Efepis gülü var ve sarı yonca burada. Brillant saksısı. Bakın şu gülü hatırlarsanız geçen yıl almıştım. Burada bir tane açmaya durmuş. Ve klematisler. Üç tane buraya diktim. Çayır sümbülü dediğimiz telgraf türlerinden biri böyle canlanmaya başladı. Buraya konumladım ve klematis burada. Şöyle çok güzel yapraklandı. Bak farklı mesela. Bunun daha farklı yapısı. Şöyle görmüş olun. Biraz toprak gübre koyacağım. Koyuyorum aslında. Bir tane burada var. Ölmediğine şükrediyorum. Üst dalları kuru. Şuradan küçücük tomurcuğu var. Hemen şu sardunyaları göstereyim. Oldukça uzun oldu video. Bunlar ilk açan sardunyalar. Daha önce de görüntülüyordum. Yeni yeni açmaya başlayınca bakın renkler hepsi farklı tonda. Birazcık benzerlik olsa da pembelikte ama şöyle açıklı, koyulu sardunyalar. Evet, sardunyalar başka gerçekten. Geçen yılda şey aldım. Yani birkaç tane çizgili, iki renkli sakız sardunya almıştım. Yine bakın bu da çok güzel iki renkli. Şöyle baktıktan sonra şeyi de yazın. Japon, ay Japon değil, Kral Tacı Jacobinia isim karıştı. Mahonya çalısı. Şöyle bakın şurası çiçek açmıştı, meyveye dönmüş. Yenildiğini, şifalı olduğunu söylüyorlar ama ben hani çok bir araştırmadım aslında. Şöyle salkım salkım meyveleri oluşmuş. Mahonya'nın, mahonya arkadaşlar. Mahonya. Şöyle başka kızılcığı. Aa, ben kızılcığı göstermedim. Neyse, başka zaman onu şey yaparım. Yine abutilon. Hasekiler var burada. Evet, bu sardunya da çok güzel. Ateş kırmızısı. Tekrar bir bakın. Yıldız sardunyama bakın. Yeni aldıklarımı da diktim. Onlara geçeceğiz. Ve turuncu olan farklı açmaya durdu. Lampranthus, buz çiçeği gillerden diyelim. Şöyle yıldız sardunyam. Bu da yine böyle geçen yıl aldığım yıldız sardunyası. Ve bu doğal bir tür, çok çıkıyor. Yabani aynı safa deniliyor. Ben bir şey demedim. Böyle çıtı pıtı renkleriyle burada. Aslında başka bir saksı, bir şey var içinde. Evet. Mavi çiçekli. Şu anda ismi hatırıma gelmedi. Evet, yine soğanlı türlerden Amaryllis belladonna diyebiliyorum. Bakın sopa sokmuşum, tutmuş. Ya mor yıldız ya beyazı. Hatmigül.
Şöyle mor yıldızı da bakalım. Balkona geçip bitirelim arkadaşlar. Klematislere daha geniş bakmak lazım. Böyle alelusul şey yapamayız. Evet, balkona geldim. Özel türdür diye, hassas olur diye ben aslında hep üzerlerini kapattım. Daha önceki videoda da söyledim. Şimdi bugün hava açtı. Koymayacağım bu akşam artık. Kapatmayacağım. Böyle dursun hazır çıkarmışken. Evet, sihirbaz turuncu ve pembe. Şöyle bakın, gözler şenlensin. Kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzun çünkü oldu. Şöyle bakın, katlı lale sardunya açacak inşallah. Kalanço mangini. Şöyle Paris güzeli ama Darıca'nın güzeli diyoruz. Şöyle özel türlerden yine şöyle yaprakları farklı. Şöyle gördükten sonra saksılar böyle arkadaşlar. Hani mümkün oldukça büyük gibi almaya çalıştım ama daha da büyük olsa daha iyi olur. Bunlar bahçedeydi. Başka bitki vardı. Çıkardım, devrettim. Bunları diktim. Şöyle bakın, özel tür. Şunları da bir kat. Şu ne renk bilmiyorum ama tabii ki önce açık ton olabilir ama sarı olabilir mi diye düşünüyorum. Olmaz herhalde. Bakın bunun yaprakları ne kadar güzel. Oy, açacak. Bu da benimkine benziyor. Benim iki renkli var ya, biraz onu andırıyor çiçek yapısı. Bakalım nasıl çıkar. Şimdi bunu bilemiyorum. Yıldız sardunya herhalde. Yaprakları benziyor ama birazcık daha oval gibi sanki. Bakın yıldız sardunyalarda daha sivri o yaprak uçları. Bakalım çiçekleri. Şöyle çok hoş. Bu da çok hoş. Bunu geçenki videoda da zaten gördünüz. Size şimdi bir sukulent açmış. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle burada bakın, bu iki renkli herhalde. Daha önce tutturduklarımdan şu anda bilemiyorum. Tekrar bu kalanşoya da şöyle bir bakın. Harika görünüyorlar. Harika. Ve güzelliğim. Bunu da böyle daha büyük bir saksıya diktim. Bu da şeboy. Tohuma durdu. Bakın yalın kat olduğu için yalın kat şeboylar tohum veriyor. Şöyle kenarında fasulye gibi. Ve yeni tomurcuk da yapan dalı var. Aslında kessek dal budak yapar ama kıyamıyorum arkadaşlar ya. Kıyamıyorum. Evet, şunu göstereyim. Geçen videoda azıcık değindik. Yani değmiş, göz değmiş. Sare Hanım bizim bahçenin hikayesi dedi. Ona kadraştık. Çok güzel. Bu bakla. Bakla çiçeği. Baklalar da bahçede sonrasında iyice açsınlar. Onları tabii ki çekerim. Evet, geçen yıl diyorum. Şeyden, Zengard'ından aldığım Haziran arkadaşlar. Mavi diye aldım. Mavi beyaz. Böyle. Şöyle geçelim. Şöyle. Şunu göstereceğim. Bakın bu çiçek. Şöyle lale formunda sanki. İki salkımı var. Ve annesini de şimdi göstereceğim bitki olarak. Bakın çok güzel. Adını bilir bilenler. Evet, Madame Kaktüs. Nilüfer Durak. O geldi aklıma. Evet. Çok hoş. Kendisi de çok hoş. Çiçekleri de çok hoş. Bunlar birbirlerine benziyor zaten çiçek yapısı ama renkler falan. Bakın başka tomurcuğu da var. Şöyle bakalım, yine detaya çok girmiyoruz. Bakın buradaki bu kaktüs çiçek açmaya durmuş. Bu Melahat Sarsu'dan aldıklarımız arkadaşlar. Şöyle bakın. Koreli miydi şu? Bangkok. Uzak doğudan ama hangisi tam netleştiremiyorum. Bakın tohumdan çıkan abutilonlar. Diğerlerini arkadaşlara verdim. Büyük olanları da, küçükler böyle büyür. Olur bakalım. Böyle şu brillantı da göstereyim arkadaşlar. Bakın yeniden dirilirken böyle çok hoş görünüyor. Bir kalan şu mangini de burada var. Şöyle. Ay, bu da çiçek açacak. Bakar mısınız? Evet, bahçede böyle bakalım. Ay, size sarı yasemin gösterecektim ama bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar, burada bitirelim artık. Bayağı uzun bir video oldu. Yazanlar yorum yazsın video altına. Kaç tane olduğunu, kaç tane çiçek ismi söyledik. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Rabbimden sağlıklı, huzurlu, en güzel bahçeler olan bahçelerin sahibi olun inşallah diyorum buradan. Dileklerimiz, dualarımız o yönde. Önce sağlık diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla,
renklerle kalın. Allah'a emanet olun.